Taş işletmeciliğiyle 10 sene önce tanıştım. Asıl mesleğim öğretmenlik ama taşa merakımız olduğu için bir de midye taşı o yıllarda yeni yeni parlamaya başladığı için biz de merak duyduk. Ve bu işe başladık. Ufak çaplı başladık ilk başta. Ondan sonra işi daha da ilerleterek, daha da geliştirerek hem eskiyi hem yeniyi birbiriyle harmanlayarak işletmemizi büyüttük. Ve bu gördüğümüz midye taşı şu anda hani özellik açısından belki çok spesifik bir özelliğe sahip. İlk çıktığı anda yumuşak, peynir gibi normal ince bir demirle işlenebiliyor. Teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldık. CNC makineleri, işleme makineleri mecburi olarak tabii teknoloji olması gerekiyor. Daha hızlı, daha fazla iş çıkarabilmesi adına makinelere yönelme olmuş. Ama biz yine eski usul, eski sistemde de işimizi devam ettiriyoruz. Bu tarihi kaybetmemeye, tekrar ayakta tutmaya çalışıyoruz. Biz kendimiz buraya başladığımız zaman bizim yanımızda çalışan ustalarla bu işi öğrendik. Bu çok zor bir meslek değil ama kolay da değil. Tabii takip, tecrübe, beceri gerektiren bir iştir. Hassasiyet gerektiren bir iştir. Biz bu mesleği sıfırdan öğrendik, öyle söyleyeyim. Yani babadan kalma ya da dededen kalma değil. Bu iş bizim branşımız olmamasına rağmen son 10 yıllık süreç içerisinde hem el işçiliği olsun, makinalar olsun, eski usul kesim olsun, yeni usul kesimler olsun hepsini bu 10 yıl içerisinde öğrenmiş olduk. Mardin taşı olarak bilinmesine rağmen bu asıl Midyat taşıdır. Çünkü Mardin'in taşı ile Midyat'ın taşı farklıdır. Çok yakın olduğu için o aradaki farkı söyleyeyim, biz görmüş olalım. Midyat taşı küçük küçük gözeneklere sahiptir. Bu küçük gözeneklerin özelliği taşın kışın patlamasını, duvardan bırakmasını önlüyor. Diğer tarafta içine aldığı suyu buz tuttuğu zaman o suyu dışarıya atma özelliği vardır. Midyat taşının belirgin özelliği budur. Bununla zaten yalıtım özelliğini sağlıyor ve eski görünüm dediğimiz o pembeleşme, sarılaşma, sarımtırak görüntü buradan geliyor. İçine aldığı sıvıyı güneş vasıtasıyla dışarı attığı zaman oksitlenme gerçekleşiyor. Kimyasal olarak da bu şekildedir. Bu taşın sararmasının amacı yani anlamı o oksitlenmesidir. Diğer taşlardan ayıran özellik midyat taşı dediğimiz gibi az önce de bahsettik yumuşaktır. İlk çıktığı anda yumuşak ama güneş rüzgar yedikçe çok sert kayalaşan bir özelliğe sahip. Bu da taşın ömrünün uzamasını sağlıyor. Ama diğer tarafta işlemecilik olarak İlk başta kolay işlenebilmesi o yumuşaklığından ileri gelir. Diğer taşlardan ya da diğer başka yörenin taşlarından ayıran özelliği de en belirgin özelliği bu olmasına rağmen yalıtım özelliğine de sahip. Bu taşın asıl adı Katori'dir. Yöresel, spesifik adı Katori'dir. Bu da çok uzun ömre sahiptir. Hatta bu civar köylerde 200 yıllık bu taştan yapılmış evler var. Ha tabii kaplama olarak değil, 5-6 santimlik değil. 20-25 santim kalınlığında taşlarla örülmüş birçok yapı bulabiliriz. Şekil gördüğümüz motifi bir kağıda ya da bir plastiğe, bu yeni yeni bunlara çizmeye başladı ustalar. Eskiden küçük ince kağıtlara çizerlerdi, o tek seferlikti ama bunlar daha uzun ömürlü, lazım oldukça kullanılabilen bu tarz desenleri şöyle gördüğünüz şekilde bunlara çizerler ve daha sonra bunu taşın üstüne koyarak bu görseli taşın üzerine çizerek kurşun kalemlerle çizimini yapıp bütün taşa uyarlayıp şu şekilde. Tabii bu taş işlemesinde, bu taşların işlenmesinde çok hassastır, milimetriktir. Yani gönye çok önemlidir. Gönyeyi şaşarsa simetrik bozulur. Simetri bozuldu mu o yapılan bir süsün, yapılan desenin bir anlamı kalmaz. Bu işlem yapıldıktan sonra bu aşama birinci aşama. Desenin oluşturma aşaması. İkinci aşama taşa işleme aşaması ve üçüncü aşaması yavaş yavaş belli yerlerde yavaş yavaş belli yerlerde çok sert ve hassasiyet gerektiren yerlerde milim milim ilerleme sağlanarak bu model işlenir ve son olarak da istenilen model, istenilen motif, istenilen desen veyahut istenilen bir tablo ortaya çıkmış oluyor. Çok kullanılan mesela üzüm salkımı deseni vardı. Özellikle Süryani toplumunda ve köylerde çokça kullanılırdı. Bereket ve bolluğu temsil ettiği için üzüm salkımı kullanılırdı desen.
Bunun gibi birçok desen söyleyebiliriz. Ama son yıllarda dediğim gibi artık insanlar göze hoş gelme anlamıyla desen seçiyor, motif kullanıyor. Taşın geleceğiyle alakalı hani endişelerimiz de var, umutlarımız da var. Hani son yıllarda çok ön plana çıkmış ve çok rağbet görülen bir meslek, bir iş. Bir iş diyorum çünkü neticede bir iş, bir geçim kaynağı olmuş bu yörede. Ama tabii bunu işi yapan herkes de bu ustalar olsun, ne bileyim taşeronlar olsun, işletmeciler olsun. Bunu düşünmeden, hani kendi bireysel kazancını düşünerek bu işe bakıyor. Halbuki böyle olmaması lazım. Çünkü bu midye taşı spesifiktir, coğrafi özelliğe sahip bir taştır. Ve bunun ne kadar ilerletilebilir düşüncesinde olması gerekirken maalesef bu şekilde davranmıyor. Gördüğümüz dağlardan özel usullerle, yani tel kesim dediğimiz elmas tellerle kesimi yapılarak dilim dilim, parça parça, kepçeler yardımıyla, makinalar yardımıyla kesilerek şu şekilde gördüğümüz dilimlenmiş hali, ebatına göre hani şekilsiz şükülsüz çıkıyor ama bunlar makinada kesilerek, makinada istenilen siparişlerde ve ölçülerde kesiliyor.